Dünyada ve Türkiye'de meslek hastalığının etkenleri, meslek hastalıklarından korunma ve iş kazalarını önlemede güvenlik kültürünün önemi konulu panel, Çevre ve İş Güvenliği Uzmanlık Grubu tarafından Bursa Sanayici ve İş Adamları Derneği toplantı salonunda gerçekleştirildi. Panelde konuşan Bursa Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Kayahan Pala, yasalarda meslek hastalığının tanımına ilişkin hatalar olduğuna dikkat çekti. Çevre ve İş Güvenliği Uzmanlık Grubu tarafından Bursa Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin toplantı salonunda düzenlenen panelle dünya ve Türkiye'de meslek hastalarının tanımı ve korunma yolları ele alındı. Panele konuşmacı olarak katılan Bursa Tabipler Odası Başkanı Profesör Doktor Kayahan Pala, Türkiye'deki yasalarda meslek hastalıkları ile ilgili yapılan tanımların hatalı olduğuna dikkat çekerek bir de örnek gösterdi. 2000'li yılların başında trafik polislerinde bir çalışma yürütmüştük. Benzin kurşun maruziyeti ile ilgili. Orada karşımıza böyle pratik bir sorun çıktı. Yani kanda kurşun düzeyi yükselen 657 sayılı yasaya bağlı olarak çalışan bir trafik polisine meslek hastalığı tanısı koymanız neredeyse imkansız. İlla onun sigortalı çalışması gerekiyor. SSK, SGK kurumu şeylerine göre, hukuksal düzenlemelerine göre. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Çok daha önemli başka bir şey var. Yine birazdan bir örnek göstereceğim. Bakın bizde devletin resmi rakamlarına göre 23 milyon insan çalışıyor. Yine devletin resmi rakamlarına göre bunların yaklaşık 10 milyonu kayıt dışı. Peki kayıt dışı insanların meslek hastalığı geçirme ihtimali yok mu? Eğer siz bunu daha bu tanımdan başlayarak göz ardı ederseniz o zaman işiniz çok kolaylaşıyor. Neden? Yılda 30-40 bin yeni olgu bulunması gereken Türkiye'de yılda 400 tane meslek hastalığı olgusu koyarak sorunu çözümlüyorsunuz. Meslek hastalıklarının çeşitli başlıklar altında sınıflandırıldığını söyleyen Pala, günümüzde artık iş hastalıklarının meslek hastalıklarının önüne geçtiğini kaydetti. Biz meslek hastalığı kavramını az önce söylediğim sınırlamalara göre kullandığımız halde işle ilgili hastalık diye bir kavram hiç kullanmıyoruz. Oysa uluslararası bağlamda baktığınızda işle ilgili hastalıklar bugün artık dünyada çalışanlar açısından meslek hastalıklarından bir adım daha öteye gitmiştir.